Bir önceki videoda ısıl genleşmeden söz ettik. Bir cismi ısıttığımızda atomları daha çok titreşerek birbirinden uzaklaşır. Sonuç olarak da cisim genleşir dedik. Bu videoda ise şöyle sorulara cevap arayacağız. Bakır ısıtıldığında ne kadar genleşir? Alüminyum ısıtıldığında ne kadar genleşir? Bir şeyin ne kadar genleşeceğinin sayısal ölçütü nedir? Bir şeyin ne kadar genleşeceğini belirleyen tek bir büyüklük vardır ve bu büyüklüğe doğrusal genleşme katsayısı deniliyor. Videonun sonlarına doğru göze korkutucu gelen bu terime bir hayli aşina olacağız. Bir örnekle başlayalım. Diyelim ki biri bize altın bir tel veriyor. Bu altın bir tel olsun. Bu telin uzunluğuna da L diyelim. Tel masamızın üzerinde duruyor ve T sıcaklığına sahip. Birden bu cismi ısıtmaya karar veriyoruz ve ısıtıyoruz. Isıttığımız zaman telin sıcaklığı yükseliyor ve tel genleşiyor. Genleştiğini görebiliyoruz. Teli ısıttığımızda bu şekilde genleştiğine şahit oluyoruz. Bunu aşağıya alalım. Telin genleşmiş hali işte bu. Sıcaklık arttı demiştik. Yani sıcaklık T artı delta T oldu. Delta T sıcaklıktaki değişimi ifade ediyor. Sıcaklığın ne kadar arttığını söylüyor. Şimdi bu telin uzunluğunu eski uzunluğuyla karşılaştıralım. Bu telin ilk uzunluğuydu. Bu uzunluk L kadardı değil mi? Ve genleşmeye bağlı olarak tel bu kadar uzadı. Yazalım. Burası L. Burası da uzunluktaki artış. Yani delta L. Şimdi sorumuz şu. Delta L neye bağlıdır? Düşünelim. Telin sıcaklığını arttırdığımız için genleştiğini biliyoruz. O halde şöyle söyleyebiliriz. Sıcaklığı ne kadar arttırırsak tel o kadar genleşir. Başka bir deyişle delta T ne kadar artarsa delta L de o kadar artar. Ve deneyler bunu destekliyor. Hatta delta T'nin aldığı küçük değerler için delta L ile delta T'nin doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor. Yani mesela delta T'yi iki katına çıkarttığımızda delta L de iki katına çıkıyor. Şimdi burada delta L'nin aldığı küçük değerler ne demek merak etmiş olabilirsiniz. Yani neye göre, kime göre küçük değil mi? Genleşme ilk uzunluktan yani delta L, L'den çok çok küçük olduğunda bu orantı geçerli oluyor. Tabii ki uzunluklar burada çizdiğim gibi olursa geçerli olmuyor. Çünkü burada delta L bayağı bir büyük. Çünkü abartarak çizdim. Halbuki gerçekte delta L'nin L'ye oranla oldukça küçük olduğunu göreceğiz. Peki. Delta L başka neye bağlı olabilir? Hmm. Delta L'nin bağlı olduğu bir şey daha var. Delta L ilk uzunlukla da doğru orantılı. Bir dakika, delta L neden L'ye bağlı olsun ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Üstüne biraz kafa yoralım, mantıklı gelecek. Mesela telimizin ilk uzunluğu L olmasında 2L olsun. Böyle düşünelim. Altın telimizin ilk uzunluğu 2L olsun. Bu teli yine ısıtalım ve sıcaklığını yine delta T kadar arttıralım. Bu telin her biri L uzunluğunda olan iki farklı telden oluştuğunu varsayabiliriz değil mi? Her bir telin daha doğrusu 2L uzunluğundaki telin L uzunluğundaki her bir parçasının delta L kadar genleşeceğini biliyoruz. Yani bu parça da delta L'ye kadar genleşecek. Bu parça da delta L'ye kadar genleşecek. Dolayısıyla toplam genleşme 2 delta L kadar olacak. Demek ki telin uzunluğu 2 katına çıktığı zaman genleşme miktarı da 2 katına çıkıyor. 3 katına çıkartırsak genleşme de 3 katına çıkar. Başka bir deyişle delta L yani boyca genleşme telin ilk uzunluğuyla doğru orantılıdır. Şimdi bu ikisini birleştirecek olursak delta L doğru orantılıdır. L çarpı delta T'ye diyebiliriz. Ve bu orantıyı eşitliğe çevirmek için buraya sabit bir sayı koymamız yeterlidir. Sabiti herhangi bir harfle ifade etsek olur ama biz alfa harfini kullanacağız. Alfa L çarpı L delta T. İşte bu ifade ısıtılan bir cismin ne kadar genleşeceğini hesaplayabilmemizi sağlıyor ve bu alfa L sabitine doğrusal genleşme katsayısı adını veriyoruz. Şuraya kısaltmasını not ediyorum ki sürekli uzun uzun yazmak zorunda kalmayayım. Yani bu doğrusal genleşme katsayısı. Evet, şimdi alfayı biraz daha yakından tanıyalım. Tahtayı biraz sola kaydıralım şöyle. İlk işimiz alfa L'nin birimini bulmak olsun. Her iki tarafı L delta T'ye bölürsek alfa L'nin birimini bulabiliriz alfa l'yi ifadede yalnız bırakacağız. Her iki tarafı l delta t'ye bölecek olursak sağ tarafta bir tek alfa l kalır. Sol tarafta delta l bölü l delta t olur. Artık buradan kaç sayımızın birimine ulaşabiliriz? Bir bakalım. Delta l'nin birimi uzunluk birimi yani metre olmalı. L de uzunluk olduğuna göre burası da metre. Delta t sıcaklık. Standart sıcaklık birimi de kelvin. Bunlar birbirini götürür. Demek ki birimimiz 1 bölü Kelvin yani Kelvin üzeri eksi 1'miş. Alfa L'nin yani doğrusal genleşme katsayısının birimi işte bu. Örneğin altan için alfa L'nin değeri az önce baktım yaklaşık olarak 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 Kelvin üzeri eksi 1'e eşit. Bu gözünüze biraz tuhaf görünmüş olabilir. Yani 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 Kelvin üzeri eksi 1 ne demek ki? Şu demek. 1 metre uzunluğundaki bir telin sıcaklığını 1 kelvin arttırırsak bakın L1, delta T de 1. Bu durumda delta L alfa L'ye eşitleniyor. Dolayısıyla bizim örneğimizde altın teldeki boyca genleşme bu sayıya eşit oluyor. Yani 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 metreye denk geliyor. Birimi metre. Çünkü buranın birimi de metre. Yani alfa L yani doğrusal genleşme katsayısı bize sıcaklığı 1 Kelvin arttırılan 1 metrelik bir telin ne kadar genleşeceğini söylüyor. Bu sayı işte bu anlama geliyor ve birimi metre olmak zorunda da değil. Mesela Amerika'da olsaydık feet olabilirdi. Bu uzunluk 1 fit olsaydı genleşme 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 feet olacaktı. Yani ilk uzunluk olan L'nin birimini ne alırsak delta L de aynı birim çıkıyor. O yüzden alfa L'nin değeri ne kadar büyük olursa cisim ısıtıldığında o kadar çok genleşiyor. Veya sıcaklık değişimlerine karşı o kadar duyarlı oluyor. Şimdi sık kullanılan bazı maddelerin alfa L'lerine bir göz atalım. İşte burada. Alfa L değerleri çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1 cinsinden verilmiş altın için 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1. Bakıra bakalım. 17'ymiş. Demek ki bakır ısıtıldığında altına göre daha çok genleşiyormuş. Alüminyum genleşmesi daha da büyük. Bir de cama bakın. Alfa L'si sadece 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1'miş. Yani cam metaller kadar çok genleşmiyormuş. Peki bu videoyu basit bir problemle bitirmek istiyorum. Altın bir telin uzunluğu 50 metre, sıcaklığı ise 300 kelvindir. Sıcaklığı 400 kelvine yükseltildiğinde telin uzunluğundaki değişim ne olur? Alfa L değeri verilmiş. Yine aynı çünkü malzeme yine altın. İsterseniz videoyu duraklatıp önce kendiniz bir çözmeye çalışın. Mantık yürüterek çözmeyi deneyin. Evet çözüm vakti. Alfa L verilmiş. 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1. Yani eğer elimizde 1 metre uzunluğunda bir altın tel olsaydı ve sıcaklığını 1 kelvin arttırsaydık genleşmesi 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1 metre olacaktı. Ama problemde verilen telin uzunluğu 50 metre. Oo, demek ki bu durumda sıcaklığı 1 kelvin arttırırsak delta L bu sayının 50 katı olacak. Gayet mantıklı. 1 metre için bu kadarsa 50 metre için 50 çarpı bu kadar olması gerekiyor çünkü. Yani delta L 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1 çarpı 50 metre olmalı. Fakat bu 1 kelvinlik bir artışa karşılık gelen genleşme. Yani 1 kelvinlik artış telin boyunda bu kadar bir artışa neden oluyormuş. Peki bize verilen sıcaklık artışı kaç kelvin? Sıcaklığı 300 kelvinden 400 kelvine yükseltiyoruz. Yani sıcaklık artışı kaç kelvin oluyor? Oh, bayağı ısıtıyoruz seni. Sıcaklığını 100 kelvin arttırıyoruz. Bu değer 1 kelvinlik artışa karşılık gelen genleşme olduğuna göre 100 kelvinlik artış için bu değeri 100 ile çarpmamız lazım. Çarpı 100 kelvin diyoruz. Çünkü delta L, delta T ile doğru orantılı. Şimdi işlemleri yapmaya başlayalım. 14 çarpı 50 çarpı 100 5000 eder. 5000 çarpı 10 üzeri eksi 6. Dikkat edin Kelvin üzeri eksi 1 ile Kelvin birbirini götürüyor. Burada sadece metre kalıyor. Doğal olarak. Çünkü delta L'nin birimi metre. Çarpma işlemini yaparsak 70.000 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre çıkıyor. O da eşittir. Azıcık sola alalım şöyle. Tamam. O da eşittir. 10 üzeri eksi 6 dediğine göre 6 basamak sola kaydıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 0,07 metre. İşte bu örnekte ısıtılan telin boyca genleşme miktarı bu kadarmış. Dikkat edin. Burada türettiğimiz ifadenin aynısını kullandık. Delta L eşittir. Alfa L çarpı L çarpı delta T. Aslında formülü unutsak bile eğer alfa L'nin ne demek olduğunu biliyorsak, bu kısmı iyice kavradıysak bu tip problemleri kolaylıkla çözebiliriz.